Başlayacağım mı? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben giriş yapacağım. İyi yap bakalım. Merhaba. Ay, yine kötü giriş yaptım. Merhaba arkadaşlar. Bugün ne çözüyorsun? Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 2016. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 2016 sorularını yine Mehmet hocamız, eğer mezun olursa inşallah hoca olacak. Mehmet hocamız çözecek. Bazı videoların altına yorumlar atmaya başlamışsınız. Bu bizim için çok büyük bir gelişme ve gerçekten çok mutlu oluyoruz. İşte o yorumları dikkate alarak biz de daha fazla video çekmeye karar verdik. Şimdi YTÜ'ye karar verdik. Bakalım YTÜ sınavını da işte ne zaman tarihi bilmiyorum ama olmadığını 15-16. biliyorum. 15-16 mı? Ya 15-16 Mayıs. İşte o sıralarda hani 2016 mat sorularının da size yarar göstereceğini düşünerekten böyle bir video çekmeye karar verdik. Şimdi ben yine her zamanki gibi kabuğuma çekiliyorum. Benim de ayrı bir video çekme olayım var. O videoda bugün gelecek. Şimdi Mehmet hocamızla birliktesiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bugün sizlerle Yıldız Teknik Üniversitesi'ni çözeceğiz. Bundan sonraki süreçte inşallah Ankara Üniversitesi'ni düşünüyorum. Ama şu 2 yılı en azından 2015-2016'ya Yıldız Teknik Üniversitesi'ni çözeceğim. Gelelim birinci soruya hemen başlayalım. Birinci soru. Evet. Arkadaşlar bu soruda yapmamız gereken işlemler eksi 1 var. Önemli olan onu bilmemiz lazım. Burada 2010 aslında. 2010 ters çevirmemizi istiyor eksi 1. Ters çevirdiğimiz zaman burası 5. 5 eksi 1. Burası ne? 2 bölü 10. 2 bölü 10 artı 1. Burası 2 bölü 10. 1 bölü 5 yani tersi 5. 5. Böyle yazıldı mı arkadaşlar? Yazıldı. Aslında bu da 1 bölü 5. Bu da 1 bölü 5. 2 bölü 5. 5 eksi 1. 2 bölü 5'ten. Burası ters çevirdiğim zaman 5 eksi 5 bölü 2. 2 kere 5 10. 5'ten çıktı. 5. 5 bölü 2. Cevabım 5 bölü 2 arkadaşlar. Gelelim diğer bir soruya. İkinci soru. Eksi 2 a. 5 eksi a kare eksi a kare eksi 3 eşittir. Arkadaşlar böyle sorularda şuna dikkat etmek lazım. İşaret değiştirmeyi şöyle yapıyoruz. Eğer işaret değiştirme parantezin dışında çiftse eksi artı yapar. Ama a'nın üzerinde ifadenin üzerinde ise çiftleri tek eksiği tek eksiği artıya dönüştürmez. Şimdi burada mesela tek sayıp zaten otomatik eksi eksi olarak alacak. 2 üzeri 5 a üzeri 5. Buraya geldiğim zaman çift ama a'nın üzerinde sadece eksiye bir etkisi yok. Yine bir eksi olarak kalacak. A üzeri 2. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar çiftin a üzerinde bir etkisi var. Eksi üzerinde etkisi yok. Tek sayının eksi üzerinde etkisi eksi. Çarpı bunun ikisini çarpıyorum. A üzeri eksi 6. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu işlemleri yaparsak işlem hatamızı azaltırız. Eksi eksi de artı artı eksi de eksi. İşaretim eksi. 2 üzeri 5'im var. Sonra bunu da yazdım. A'ların üstlerine topluyorum. 5, 2 daha 7. Eksi 6'dan çıktı. 1. A. Cevabım ne arkadaşlar? Eksi 2 üzeri 5 çarpı A. Üçüncü soruya gelelim. 3 kök 2 2 kök 3 3 bölü 2 1 bölü 2 şöyle bir ifadem var arkadaşlar. Bu ifademde arkadaşlar aslında 2 2 şuna dağıttığım zaman nasıl olur? 3 Bu giriş kapısı 2 olduğu zaman 2 2'yi götürecekti. Şu kökten kurtulacaktı. 2 gelecekti. Eksi 2 üzeri 2. Bak şunu yazalım. 3 üzeri 2 kökten kurtuldu. Geldik buraya. 2 üzeri 2 kökten kurtuldu. Giriş kapısından dolayı 3. Bu ifadeyi yazdım. Dağıtarak.
geldik aşağıya. Aslında aşağısı şunu söylüyor bize. Diyor ki 2 üzeri 3 şuradaki 2 üzeri 3 şu da köklü ifadeyi gösteriyor bize. Şunu gösteriyor. Buradaki de eksi kök 2. Şimdi şu çıkardığım zaman arkadaşlar 9 kere 2 18. 12'den çıkaracağım. Aşağıya da 2 kök 2 eksi kök 2 yazıyorum. Burası ne kaldı? Bize 12'den 6 kaldı. Buraya geldim. Kök 2 kaldı. Her iki tarafı kök 2 ile çarptığım zaman 6 kök 2 2 3 kök 2. Arkadaşlar cevabı 3 kök 2. Geldim 4. soruyu. 4. soru. Farklı renklerle yapıyorum. Dikkat çekici olsun diye arkadaşlar. Soruda daha dikkat edin diye. Bir üstü sayım. Yıldız Teknik Üniversitesi arkadaşlar genelde işlemleri bol sormuş. Diğer göz sorularına kıyasladığım zaman hepsini çözmeye çalışıyorum ben. Yayınlayamadıklarım oluyor ama çözüyorum sürekli. Yıldız Teknik gerçekten diğerlerine göre biraz zor. Ve işlem kalabalıkları çok olan bir sınav. Şimdi burada yapmamız gereken şurada 0.4 var arkadaşlar. Bu virgülü tek bir kere kaydırdığım zaman buraya bir eksi 1 geliyor. Kafanız karışıyorsa şöyle yazın. 0.4 nasıl yazılır? 4 bölü 10. 1 var burada. Üzeri alsam 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. Yazıldığı zaman yanında da 10 üzeri eksi 2 vardı. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunu birkaç kere sorularda yapınca artık ezberlemiş olacaksınız. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. 3 çarpı 10 üzeri eksi 3. Aşağısı da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Şimdi buradan 4'ten 3 çıktı arkadaşlar. 10 üzeri eksi 3 parantezi aldığım zaman 10 üzeri eksi 3 kaldı. 4'ten 3 çıktığı zaman 1. Aşağıya da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. Şimdi yukarı attığım zaman artı olacak bu eksi 1. Burası 10 üzeri eksi 2 olacak. Aşağısı 2 olacak arkadaşlar. Aşağısı eksi olacak. Şimdi şıklara göre baktığım zaman benden bir ondalıklı sayı istiyor. O zaman bunu aşağı indirmem lazım. 1 bölü aşağı indirdiğim zaman 200. Bunu 5 ile çarpmam lazım. Genişletmem lazım. Etti. Bu da nasıl yazılır? 0, 3 tane virgüllü bir şey olacak. Yani 0, 0, 5 olacak. 3 tane 0 olduğunu gösterir burada. Cevabım 0.005 arkadaşlar. Bu da 4. sorunun cevabı olacaktı. Geldik 5. soruya arkadaşlar. 11, 12, biraz hızlanayım sizde. 9, 12, 11. Şimdi arkadaşlar burada faydaları aynı olanların işlemlerini yapacağız. Mesela 12, 12, şunu şunu. Artı olduğu için dalsam da kendi ifadesi aynı işaretleri kalacak. 9 bölü 12, 11 bölü 12'yi topladığım zaman 20 bölü 12, eksi 10 bölü 11, diğeri de eksi 12 bölü 11 topladığım zaman eksileri 22, 11. Bununla bu gidecek 20, 12, 20 bölü 12, eksi 2 oluyor. Bunun da içler dışta şey çarptığım zaman 12'den eksi 2'yi çarptım. Eksi 24 topladım. Eksi 4 bölü 12. Cevabım eksi 1 bölü 3 olacak arkadaşlar. Geldik diğer soruya. 6. soru. Daha önce bir başka bir göz sınavında görmüştük arkadaşlar bunu. Hatırlarsınız. 4 7 Bu sorular tek bir çözüm vardır arkadaşlar. Hani bunu bilmelisiniz. Şimdi bize soru işaretine biz x diyoruz burada. Sonra her iki tarafı karesine alıyoruz arkadaşlar. Tamam, işlemde çünkü eşitliği olduğu için bir tarafını alırken diğerini de yapman lazım ki eşitliği bozmaman lazım. Yani bir tarafa sayı eklerken eşitliğin diğer tarafında sayı eklemen lazım gibi. Burada aldığım zaman iki kare farkını karenin açılımını uyguluyorum. Birincinin karesi. Birincinin karesini aldığım zaman şu 2 olduğu için 2'ler kökü götürecek. Aynısı çıkacak. Sonra eksi şuradaki eksi 2 çarpı ikisini çarpıyoruz. Kök içinde çarpabiliyoruz bunları. Kök 7 çarpı 4 eksi kök 7. Artı şunun yine karesini alıyoruz. 4 eksi kök 7. Ne eşit? X kare. Benden x'i soruyor ama. Onu da unutmayalım. Şimdi biz bunu çıkarabilir miyiz? 4 4 daha 8. Kök içinde 7 artı ama. Artı kök 7. Eksi kök 7 gitti. Buraya geldi. Eksi 2 çarpı. Bununla ikisini nasıl çarparız arkadaşlar? 4 ile 4'ü çarparız. 16
eksi artı eksi daha eksi artı çarpı eksi daha eksi kök 7 kök 7 daha 7. Bu da nedir? X kareye. 16'dan 7 çıktı. 9 çarpı 2 8. O da x kare. 9'dan 3 diye çıktı. 3 2 de 6 diye çıktı. 8 eksi 6 kare. Bu da 2 x kare. İki tarafını da kökünü alırız. Çünkü x'ten kareden kurtulmam lazım. X eşittir. Kök içinde 2'dir cevabı. Bu biraz dediğim gibi bir kere çözmeniz lazım bunu. Ve bir çözümü vardır bunun arkadaşlar. Başka bir çözümü yok. Gelelim 7. soruya. 7. soru. A eksi 2, B eksi 3, C eksi 4, A eksi B artı C üstse B çarpı C bölü A eşittir kaçtır? Arkadaşlar hemen şöyle yapın. K değil. Sonra A ne eşit? Eksi 2 K'ya. B ne eşit? Eksi 3 K'ya. C ne eşit? Eksi 4 K'ya. Şimdi şurada bir işlem vermiş görüyorsunuz. A eksi 2 K. Eksi B demiş. Eksi 3K artı eksi 4K. Toplam 3'e eşit. Toplayalım. Eksi 2K artı 3K. Şu eksi eksi de artı oldu. Eksi 4K eşittir 3. Şimdi eksileri topladım. Eksi 4K. Eksi 2K da eksi 6K artı 3K'dan topladığım zaman eksi 3K eşittir 3'e. K nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. Şimdi o zaman A nedir? 2. B nedir? 3. C nedir? 4. Benden B çarpı C'yi B çarpı C 3 çarpı 4. A'ya bölmemi istiyor 2'ye. O zaman cevabım nedir arkadaşlar? 6. Geldik 8. 8'in soru. Yine bir YÖSTE. Daha önceki YÖSTE çıktı arkadaşlar. Evet. Burada ne yapıyoruz? Şu giriş kapılarını unutmuyoruz arkadaşlar. Burası da görünmeyen bir ikim var. Şimdi burası hepsini iki tabanlı ya 2 üzeri de yapacağım. 2 üzeri 3. Şimdi 4 var burada arkadaşlar. Bu ne? 2 üzeri 2. İçeri alabilmem için bu 4'ü 2 4'ü 2 ile çarpmam lazım. 2 üzeri 8 içeri girdi. Dışarı çıkarsam yine 2 üzeri 2 diye çıkarım. Şimdi bu var. Bunu içeri alırken şu içeri alıyorum. 2 üzeri 3 diye alıyorum. Üzeri 1 olduğu için 2 üzeri 1 ile 3'ü çarpayım 2 üzeri 3. 2 üzeri 3'ü en içteki karekökü alırsam 4 ile çarpmam lazım. Giriş kapım 4. Bu sefer de ne olacak? 2 üzeri 12. 12. Şimdi 4 3 2. Şöyle bir ifadem kaldı. Bunu tek bir karekökte toplamam için 4 3 2 çarpmam lazım arkadaşlar. 12 24. 24. 2'ler aynı tabanda olduğu için üstleri topluyorum. 12 8 daha 20 3 daha 23. Bunun yazılım yöntemi 3 bölü 24. Cevabım 223 bölü 24 arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9. sorudayım. 9. soruyu şöyle bir düzelteyim. Düz bir şekilde çıksın. Tamam. 9. soru. Bakalım şöyle. 9. soru. Elemanıymış. Pozitif tam sayıların. A eşittir 3'e artı 2 9 n artı 14 5p artı 11 minimum A eşittir soru işareti. Şimdi arkadaşlar bunun birinci yöntemini çözelim. Birinci yöntem şıklardandır. A neymiş? 36 B 39 C 41 D 47 E 52. Şimdi soruyu çözmek olduğu için arkadaşlar amaç ben hani size en doğru yöntemi göstereceğim tabii ama bunu da yapmamız lazım. Yani arkadaşlar geçmemesi için bilmeyen. Şimdi şıklardan hızlı yapılabiliyor aslında. Nasıl? Minimum A'yı soruyor. Şimdi küçük sayılardan başlıyorum. 36. Şimdi 36 A sayısından nasıl hemen yaparım? 36'dan 2 çıkarırım. Çünkü 36 eşittir 3 hem. Artı 2 denklemini sağlamalı. Bunu sağlamalı, bunu sağlamalı. Kafadan yapabilmenin tek yöntemi şu. 36'dan bu tarafa atacağım için 2 çıkaracağım, 3'e böleceğim. Çıkardım 34. 3'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. Gitti. 39. 2 çıkardım 37. 3'e bölünüyor mu? 37. Bölünmez. Gitti. 41.
2 çıkardım 39. Bölünüyor mu? 3'e bölünüyor. Hemen 11'e geleyim. 11'den çıkardım 41'i. 30. 5'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Geldim 14'e. 14'te zorlanırım. Çıkarayım hemen 11'den. 4 çıktı. 7. 3'ten 1 çıktı 2. 27. Bölünüyor mu? Bölünüyor. Evet. Burada denklemi salasa bile benim en minimum A değerim 41 olur arkadaşlar. Bu birinci yöntem. Peki diyelim biz bunu şıklardan gitmek istemeyen arkadaşlar nasıl çözecek? Şimdi ikinci yöntem ne dedik? 3M artı 2 A 9M artı 14 5B artı 11. Her iki tarafa 4 ekliyoruz. Çünkü katları parantezden almak için. Artı 4 3M artı 9M pardon 9N pardon pardon 9N 18 5B 15. Parantezini alıyoruz. Nasıl? 3 parantezini aldım. M artı 2. 9 parantezini aldım. N artı 2. 5 parantezini aldım. P artı 3. A artı 4. Şimdi 3 9 9 5. Bunların ortak ekogunu alıyoruz. 3'te bir defa var. 3 5 3 1 5 5 1. 3 kere 3 9 5 de 45 değil mi arkadaşlar? 45 şöyle şöyle eşit. 45. A artı 4 45 ise 4 çıkaracağım. 41. Bu da ikinci yöntemle. Burada ekok ebobu bilmiyorsanız bana mesaj atın arkadaşlar. Onu kısa bir şekilde anlatayım. 5 dakika sürmez o. Dediğim gibi videolar olduğu için kısa anlatmaya çalışıyorum konuları. Ama sizin isteğinize göre yön veriyorum. 10. soru. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir böyle işlem sormuş. Ama gerçekten Yıldız Teknik Üniversitesi'ne okunmalı. Hani giden arkadaşlar olur. Aramızda gitmek isteyen arkadaşlar olur. Gerçekten güzel bir üniversite. Adı üstünde teknik bir üniversite. Mühendislik okumak isteyen için arkadaşlar kaçınılmaz bir fırsat. Şimdi burada şu kökün ifadesi 3. Biraz 3 diye yazmışım ama hemen açayım. Arkadaşlar şimdi bunu dağıtıyorum. K ya burası arkadaşlar. Burası ne? 2 bölü 3. Şu kökün 3 arkadaşlar. 5 var burada. Önce şuraya yapıyorum arkadaşlar. Şu üstü alacağım. K. K çarpı. Üstü alırken ne yapıyorduk arkadaşlar? 1 bölü 2 ise aşağı alırken eksi 1 bölü 2 falan yapıyorduk. Burada da eksi 2 bölü 3 olacak. Eksi bölü 3 olacağı için ikisini yaparken 1 var. Topluyoruz arkadaşlar. 5'i unutmayalım. Topladığımız zaman 3 kere 1. 3 eksi 2'den çıkardım. K bölü 1 bölü 3. 5 var yukarıda. K 5 bölü 3. Şimdi K 5 bölü 3 şurası. K komple K 5 bölü 3. Neye eşitmiş buna? Bu ne arkadaşlar? Yukarı alırken şuraya artısı eksiye dönüşüyor. Eksi 1 bölü 3 değil mi? Şimdi burada şunu önemli dikkat edin arkadaşlar. Burada şimdi burası eksi 1 bölü 3 ya. İkisinde de şu var. Aslında şöyle yapayım size. 3 şu k bölü 5 ise şu aslında şu değil mi? Şu nasıl? 3 eksi 1 şu. İkisinde de şunlar gitti. Şuradan görürsünüz. Aynı. Sade k5 k üzeri 5 ile burası 3 üzeri eksi 1 kaldı. Yani 1 bölü 3 arkadaşlar kaldı. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman bizden zaten ne istiyor arkadaşlar? K'yı istiyor, değil mi? Her tarafı 5 ile yaparsam, kökünü alırsam 5 yazarım. Buraya da 1 şıklara göre yön vereceğim arkadaşlar. 3 üzeri 1 bölü 5. Şıklarda da 3 üzeri eksi 1 bölü 5 var arkadaşlar. Cevabım 3 üzeri eksi 1 bölü 5. B kare A demiş. B artı C A demiş. C eksi 5B de. C eşittir 5B demiş. C bilmiyor. Şimdi burada B kare şuna şuna
B artı C B kare eşitmiş. C neymiş arkadaşlar? Hepsini B'den yazalım. B artı 5B eşittir B kare. 6B eşittir B kare. B'ler gider arkadaşlar. 6 B B 6 ise A ne? 6 kere 6 36'dan A 36. A 36 C ne? 30. 5 çarpı 6'dan 30. Cevap 30. 11. soruda böyle hızlıca geçmiş olduk. Geldik 12. soru. Arkadaşlar X artı Y 30. X Z 48. Minimum X Y artı Z kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi öyle bir şey ki burada Z olduğu için ben X'e 1 desem burası 48 olur, çok büyük bir rakam olur. Yani ben Z'ye küçük diyebilmem için, minimum sorduğu için X'e çok büyük bir rakam demem lazım. Yukarıda ne olursa olsun Y ile toplanabilir. Şunu demek istiyorum. Mesela X'e 48 diyemem. 48'i 1 olsa yukarıda 48 yazsam toplanmaz. Ama onun bir aşağısı, bir katı 2 yazsam buraya. Buraya 24 yazmam lazım. 24 buraya da 24 yazdığım zaman 6 ile toplanır. Demek ki sayım 24'e 6 30 oluyor. 24'e 2 48 oluyor. 6 ile 2'nin toplamı 8 de minimum değer oluyor. X Y artı Z'nin. Cevabım 8 arkadaşlar. Geldik 13. 7A 2B 69 B bölü 2 3C minimum. Yine bir minimum sorusu sormuş arkadaşlar. A artı C kaçtır diye sormuş. Hemen şunu bir düzeltelim. B eşittir 6C aslında. Arkadaşlar. Burada da bana dediği şu. 7A B'yi, şunun B yerine yazmam lazım. Çünkü A, C değerlerim var benim. 2 çarpı B'yi yazdığım zaman 6C 69. Burası 7A artı 12C 69. Bana diyor ki minimum alacağı A artı C. Şimdi minimum nasıl alabilir? Büyük bir değeri sayayım da benim ne verirsem daha büyük olacağı için C'ye işlem daha çabuk bitecek. Şimdi ben değerleri verirken şurada şuna dikkat etmem lazım. Buraya 4 değeri versem 48, tamam mı arkadaşlar? 48. 48'i buraya topladığım zaman burası da 21 geliyor. Görüyorsunuz. Buraya büyük değer vermem lazım. 3 ile 4'ü topladığım zaman da 7. Cevabım 7 olması lazım. Başka değerler buradan deneyeceğiz arkadaşlar. Nasıl? Buraya büyük bir değer vermem lazım. Katlarını aramam lazım. Düşünüyorum. Burası ne olabilir? 12'nin katları ne arkadaşlar? 12, 24, 48. Yani şu olarak 12, 24, 36 da var da 36, 48, işte 60. Şimdi düşünüyorum 60'tan sonra veremem çünkü sayım 69. 60'tan 69 çıkaracağım, 7'ye bölünmesi lazım. 48'i sonra deniyorum, 48'i çıkarıyorum, 21 kalıyor, çıkıyor. Yani burada denemem lazım. Mantığını çözdünüz inşallah arkadaşlar. 12, 24, 36, 48, 60. 12'nin katları 60 alamıyorum, 7'ye bölünmüyor. 48, 69'dan çıktığım zaman 21, 3'e bölünüyor. O zaman minimum değerim 4 artı 3'ten 7. 14. 3 üzeri m, 5 üzeri n, 27 m üzeri n, soru işareti. Şimdi 3 üzeri 3 m n'dim arkadaşlar. Şu neydi? Şöyle yazılırdı. Ben şunu yer değiştirebilirim. Gördünüz. 3 üzeri m ne? 5 n. 5 üzeri n. Yazdım mı arkadaşlar? Gördünüz. Şimdi bununla bunu yer değiştirebiliyorum. 5 üzeri 3 n. N. Eller gitti. Cevabım 5 üzeri 3. O da 125. 14. soru. 125. Gelelim 15. soruya.
15. soru arkadaşlar. B eksi A 4. Y artı X artı B 51. C artı Y 51. A artı X artı 23 51 ise bunlardan yapacağın denklemle C'yi bul diyor bana. Şimdi ben şuraya dikkat etmem lazım. Şunla şu. A'lar gidiyor görüyorsunuz. Bilerek vermiş. O zaman bununla bunu topladığım zaman B eksi A 4 topluyorum. Bununla bu gitti. B artı X artı 23 eşittir. 4 51 daha 55. B artı X artı 23 eşittir 55 ise B artı X kaçtı arkadaşlar 23 bu tarafa attığım zaman? 2 20 32. 32. Şimdi burası 32 ise Y kaçtı arkadaşlar? 32 51'in oraya attığın zaman 19. 19. 19 ise Y 19 ise buraya 19 koyunca 19'dan 51 çıkardığından C'yi bulman lazım. Bu durumda C kaç oluyor? 19'dan C kaç oluyor? Düşünelim. 32. 32. Cevabım 32 arkadaşlar. Bunlar şuradan 51 ile 19 çıktı. 32 kaldı. C 32. 16. Bir bölü x, bir eksi 3 x eşittir 2 bölü 3 x kaçtır arkadaşlar? Bunu çözmemizi istiyor. Hemen yapalım. 1 bölü x aşağısı x eksi 3 bölü x 2 bölü 3. Bunu yukarı atarken değiştirdik. X bölü x eksi 3 çarpı 2 bölü 3. X'ler gitti. 1 bölü x eksi 3 2 bölü 3. İçler dışlar çarpımı yaptık. 2x eksi 6 3. Eksi 6'yı diğer tarafa 9 2x. X nedir arkadaşlar? 9 bölü 2. Cevabım 9 bölü 2. Gelelim 17. soruya. N artı 1 faktörer. N şey, eksi N. N eksi 1 faktörer. N faktörel eksi N eksi 1 faktörel nedir diyor arkadaşlar. Şimdi faktörellerde geri atarken bir azaltmam lazım. Yani şu E artı 1 1 geri azalttım. N 1 azalttım. N eksi 1. Bu böyle devam edebilir. N eksi 2 falan. Durduğum yerde de faktöre koyacağım. Ben N eksi 1'de durmak istiyorum. Faktörümü koydum. Eksi. Niye N eksi 1'de durmak istiyorum? Parantezini alayım şu sayının diye. N çarpı N eksi 1 faktörel. Artık ben şunun parantezini alabilirim. Alalım. N eksi 1 faktörel. N artı 1 eksi 1 yazacağım. Şimdi sıra burada. Buraya nasıl açarım? Şunun faktörünü açabilirim. N çarpı N eksi 1 faktörel de bıraktım. Çünkü burada aynısı var. Eksi N eksi 1 faktörel. Şimdi şunla şunun parantezini alıyorum. N eksi 1 faktörel N eksi 1. Şimdi işlemim bu. N eksi 1 faktöreler gitti. Geriye kaldı N eksi 1. Burada da N kaldı. N çarpı N. Burası N. N çarpı N. N kare N eksi 1. Şıklarda var mı? Var. Bursa. Geçiyorum arkadaşlar. 18. soru. 18 soru da güzel bir soru arkadaşlar. 16 4a a kare çarpı 1 bölü 2 eksi a eşittir. Şimdi burada şuna bakmamız lazım. Şöyle diyeyim arkadaşlar. 4 kare 4 üzeri kare eksi 4a a kare kare. Şimdi şuna odaklanalım. Şunu tek bir ifade olarak görsek. Kare, kare, eksi. Nasıl açardık? 4 eksi 4a a kare. Değil mi? Şunu da şöyle yazsak. Sonra çarpı derdik. 4
artı parantez açar 4a eksi a kare derdik. İlk kare açılımını biliyoruz. Şu. A artı b a eksi b diye açardık değil mi? Biz de aynı böyle açtık arkadaşlar. Sonra bu ifade a kare eksi 4 eksi 4 eksi 4a eksi 4 çarpı 2 eksi a değil mi? Şimdi bu ifadeyi kullanalım şurada. Aynısını. Şimdi ben ne yaptım? 4 yaptım. Dört a eksi a kare şöyle a kare 4a 4 2 eksi a yaptım ve bunu soruyor bana aslında. Şimdi şöyle baktığım zaman şuradaki ifadeyi bakıyorum. Şunun orta dağıttığım zaman aslında 4 eksi 4a artı a kare a kare eksi 4a eksi 4 uyuyor mu? Baktığım zaman uymuyor. Uymuyor. Buraya baktığım zaman arkadaşlar 4 artı 4 eksi 4a yazdığım zaman şuraya bunun eksiyle çarpımı buna uyuyor. Görüyorsunuz eksiyle eksi parantez anlamına. Yani şunu da şunu götürdüğüm zaman burada bir eksi gelecek. Eksi 1. Ya da aşağıya gelsin eksi 1. Hiç fark etmiyor bu eksi. Buraya bakıyoruz şimdi. Burası ne? Burası da bize eksi a eksi 2'nin açılımı, kare açılımını gösteriyor. Farkındaysanız 2'ye 2 eksi eksi a'yı a. Bu da bunu gösteriyor. Yani a eksi 2'nin kare açılımı 2 eksi a bir de bir tane eksi 1 var. Çarpı. Şimdi bununla bu nasıl yazılır aslında? İki tane bundan var. Şunun eksi 1 parantezini alsam a eksi 2. Bir de şurada eksi 1 var. Eksi 1'ler birbirini götürdü. A eksi 2'ler birbirini götürdü. Bir A eksi 2 kaldı. Cevap A eksi A eksi 2. Gördüğünüz gibi bu biraz çok uğraştırıcı bir şey. Ama yapılamayacak kadar da zor bir soru değil. Eleyici bir soru değil.